Süper, harika. Bunu alabilir miyim? Evet mi? Hah, bu sürpriz oldu ve aslında bir istisna. Normalde Lena'nın arabasını alma izni yok. Eminim bunu siz de biliyorsunuzdur. Dönen ya da tekerleği olan her şey çocukları büyüler. Kız ya da erkek olması önemli değildir. Bununla birlikte hareketli bebeklerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu tek tekerleği çeviriyoruz. Tekerlekli cihazların ve dönen nesnelerin tüm çeşitleri söz konusu. Bu, çok masum bir şekilde çekilen bir oyuncakla ya da dönen bir tuvalet kağıdı rulosuyla başlar. Daha sonra oyuncak araba, skuter ya da hatta bir bisiklet gerekir. Bir çocuk yürümeyi öğrendiğinde bir araçla daha hızlı hareket etmekten de zevk alır. Kendi güçleriyle başka şeyleri etkileyebilmek hayranlık vericidir. Bu sayede çevrelerinin bir bölümünü fethederler. Sebep ve sonuç doğrudan yaşanır. Çocuklar yürümeyi öğrendikleri zaman çekilebilen oyuncaklarla ve kayan arabalarla oynamayı severler. Her yeni yaşla birlikte bunlara yeni sürüş araçları eklenir. Bir çocuk bu araçları her kullandığında fark etmeden motorik ve sensörik yeteneklerini çalıştırır. Bu yalnızca motor kasları için önemli değildir. Aynı zamanda ileride araç trafiğine güvenli bir şekilde katılmanın da vazgeçilmez bir ön koşuludur. Küçük bir çocuk kayan arabanın üzerine çıkmadan önce genelde tüm olası top oyunu seçeneklerini görmüştür. Küçük bir çocuk sakinleşmiyorsa, bir top kullanmayı deneyin. Bu neredeyse her zaman işe yarar. Bunun iyi yanı, küçükleri hayran bırakan ve bu sayede fark ettirmeden, koordinasyon ve vücut bilinci gibi önemli öğrenme deneyimleri kazandıran birçok oyun olanağı vardır. Bebekler ilk aydan itibaren yuvarlak olan ve yuvarlanan her şeye hayranlık duyar. Bir top hareket ediyorsa, gözlemlenir. Toplar kavramaya yönlendirir. Daha sonra bir yerde top gördüklerinde çılgınca üzerine doğru koşarlar. Toplar yuvarlanabilir ve gözle takip edilebilir ya da hemen arkasından emeklenebilir. Bu koordinasyonu öğretir. Yakalamak gerçekten zor bir görevdir. Tam olarak oturmaya başladığında bebekle bunun ilk denemelerini yapabilirsiniz. Top ileri ve geri yuvarlanır. Daha sonra hafifçe atılabilir de. Çocuklar yürümeyi biliyorlarsa yakalamaya en iyi hazırlık bir balondur. Yavaş uçar ve böylece yakalamak için daha fazla zaman kalır. Bu işleri biraz kolaylaştırır. Yani bence çocuklar balonları seviyor. Önce yukarı doğru yükseliyorlar ve bu atma olayı, biraz sert davranabilmek, mutluluktan çığlık atmak ve vıyaklamak çok eğlenceli. Ayrıca bir bez alıp uçlarını tutmayı, içine balon koyup uçurmayı da seviyoruz. Topu olmadan evden çıkmadığı dönemler oldu. Top oynamak örneğin yüzme havuzunda da çok popüler. Orada hep alıştırma yapıyoruz. Küçükler topla tatmin olurken, daha büyük çocuklar kendi aracını istiyor. Bu sayede yürümenin sağlayamadığı bir tür bağımsızlık kazanıyorlar. Eylemleriyle bir etkiye yol açabiliyorlar. Örneğin çok bilinçli bir şekilde kendi yeteneklerini algılıyorlar. Bu da yetkinlik ve özgüven duygusu veriyor. Bir çocuk kendi kendine oturabildiği zaman kayan araba gündeme geliyor. Çocuklar için bununla hareket etmekten daha büyük bir zevk yok. Bunu yaparken yalnızca vücut koordinasyonunu değil, bağımsız olarak yönlendirmeyi ve fren yapmayı da öğreniyorlar. Bu nedenle kayan araçlarda direksiyon çubuğu da olmaması gerekiyor. Bu durumda çocuklar sebep ve sonuç deneyimini kazanamaz. Bu da kendi yeteneklerini yanlış değerlendirmelerine neden olur ve öğrenmelerini engeller. Tüm çocuklar çevirmeyi sever. İster bir top olsun, ister üzerinde oturdukları ya da ittikleri bir araç. Bu, çocuklar güvenli bir şekilde oturmaya başladığı zaman kayan arabayla başlar. Araçla bağımsız olarak hareket ettiklerinde daha sonraki hayatları için önemli deneyimler edinirler. Siz de çocuğunuzu bu konuda destekleyebilirsiniz. Evde bizim hareket önerilerimizi uygulayabilir ya da jimnastik ve spor kulübünde birçok başka çocukla birlikte çalışabilirsiniz. Bu tür seçenekleri ve çocuk jimnastiği konusuyla ilgili çok daha fazla bilgiye nerede bulacağınız, Baden-Württemberg Çocuk Vakfı'nın internet sitesinde özetlenmiştir. Burada hareketli bebeklerin diğer bölümlerini de bulabilirsiniz. Size iyi eğlenceler diliyorum ve hoşça kalın. Hareketli bebeklerin yeni bölümünde görüşmek üzere diyorum.